yatay bir seyir dikkat çekiyor. Bir miktar toparlanma ile birlikte ama öğleden sonra Amerika tarafındaki veri akışı hareketlenecek. Dolar üzerinde etkisi ne olacak soralım. ALB Forex'e döneceğiz. Rıdvan Baştürk bizi bekliyor. Rıdvan hoş geldin yayınımıza. Bugün Amerika tarafını yine izleyeceğiz. Veriler de var. Dünkü FED tutanaklarının ardından. Yarın Yellen'ın bir sunumu var. Bunu da takip edecek piyasalar. Doları nasıl görüyorsunuz? Hem içeride hem dışarıda nasıl değerlendiriyorsunuz hareketi? Evet, dolar tarafına baktığımızda aslında dünkü yayınlanan tutanakların çok da fazla sert hareketlere neden olmadığını gördük. Zaten baktığımızda son bir ayda neredeyse bütün verileri beklenti aşağısında kalmasının ardından Amerika'da zaten beklentiler artık Eylül ayına yavaştan kaymaya başlamıştı. Ancak yine de tutanakları görmek istedi piyasalar. Bir endişe, ufak da olsa bir endişe hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tutanaklara baktığımızda da zaten FED üyelerinin büyük bir kısmının artık Haziran'da faiz artışının olası olmadığını söylediklerini gördük ve artık faiz artırım beklentileri %99 ihtimalle Eylül ayına doğru kaymış bulunmakta. Dediğim gibi zaten bu bir süredir fiyatlanan bir şey olduğu için Haziran ayında faiz artırım ihtimalinin olmaması çok da fazla sert hareketlere neden olmadı. Bugüne baktığımız zaman dolar TL paritesinde aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu görüyoruz. Sadece Türk lirasına karşı değil, dolar bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı neredeyse değer kayıpları yaşıyor. Tabii bunu gelişmekte olan ülkeler oldukça iyi değerlendirdi dün akşam tutanaklı. Dolar TL'de 2.57 seviyesinin aşağısına doğru gerilediğini gördük. Tabii bu süreçte birazdan açıklanacak olan, birkaç saat sonra açıklanacak olan daha doğrusu Amerika verileri oldukça önemli olacaktır. Chicago ve Philadelphia Fed imalat endeksleri önemli Amerika ekonomisi açısından. Bunlar pariteye yön verebilir. Diğer taraftan mevcut konut satışları verisi de yine izlenmesi gereken veriler arasında. Kurda 2.55 desteği oldukça önemli bir seviye. 2.55 desteğine kadar olabilecek hareketler kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak 2.55 seviyesinin aşağısına gerilemesi durumunda 2.53 ve 2.50 seviyesine olan kanal açılmış olacaktır dolar TL'de ve aşağı yönlü hareketlerin hızlanmasını bekleyebiliriz. Tabii burada Evet, ALB Forex'e teşekkür ediyoruz. Rıdvan Baştürk'ten beklentileri aldık. Amerika tarafında veri akışının hızlanacağını aktaralım. Bu arada